Arkadaşlar merhaba. Neşeli El İş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir çiçek çalışması yapacağız. Şu şekilde çiçeğimiz. Her zaman yaptığımız gibi çiçeğimizin ortası katlamalı gül. Ama dışına farklı bir teknik uyguladım. Bunu başörtü için uyguladım. Yani başörtü kenarlarına yapmak için uyguladım. Bunu ise havlu kenarlarına yapmak için uyguladım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde altına yaprak yapmadan düz bir zemin yaparak bunu havlu süslemelerinde, bohça süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Bu 3 santimle yapıldı. Bunda ise 2 santimle yapıldı arkadaşlar. Çiçeğimizin adı ilkbahar çiçeği. Çünkü ilkbahar geldi. Her taraf yeşillendi, çiçekler açtı. O yüzden çiçeğimin adını da ilkbahar çiçeği koyacağım. Her çiçeğime neden isim koyduğumu merak eden arkadaşlar var. Çünkü o kadar çok modelimiz var ki, yani sipariş alındığında bu modellerin hangisi olduğu bilinmediğinden dolayı, ama isim olunca hemen anlaşılıyor. Mesela ilkbahar çiçeği dediğinde bu çiçek aklımıza gelecek ve daha kolay olacak. O yüzden bütün modellerime isim koymayı seviyorum. Hem bana patentlenmiş oluyor. Yani ben koyduğum için benim tasarımım olmuş oluyor. Şimdi bu çiçeği yapmak için bize lazım olan malzemeleri sayalım beraber. Şimdi ben yine pembeden yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde pembe 2 santim ve 27 numara yanındaki hashtag işaretini unutmayın. 2 santim ve 27 numara. Bundan ne kadar uzunluğunda olacak derseniz, şu şekilde 20 santim. Bu 20 santim arkadaşlar şöyle 20 santimi bu şekilde getiriyoruz ve bunu kesmeden şu şekilde ikiye katlıyoruz. Yani bu ortayı yapacağız. Şu katlamalı gülü yapmak için 40 santim kurdele ihtiyacımız var. Şekilde kurdelemiz ikiye katladık. 20-20 40 santim. Şu 40 santimi kurdele ihtiyacımız var. Şu alt kısmı için de 40 santimlik kurdele ihtiyaç var. Eğer daha sık dursun, durmasını istiyorsanız 50 santim de kullanabilirsiniz. Tekrar şöyle 20 santim ikiye katlıyorum. 40 santim. İsterseniz bunu dediğim gibi 50 santim de yapabilirsiniz. Bu şekilde 2 tane 40 santimlik kurdele ihtiyacımız var. Çiçeklerimizi çekelim. Şu şekilde kurdelelerimizin uçlarını birbirine ekleyelim. Şu şekilde yaptık. Şimdi şöyle bir saniye daha net size göstereyim. Bu şekilde 20 santim 20-20 40 santim kurdele. Bu da aynı şekilde 20-20 40 santim. Da aynı şekilde şöyle 2 tane ve 40 santim. Şöyle en iyi ise 2 santim. Şimdi öncelikle bu çiçeğimizin şu katlamalı gül kısmını yapalım. Şöyle tutuyoruz. Yaktığımız taraf, yakmadığımız taraf bu tarafta. Şöyle tuttuk, katladık. Ve şöyle küçük küçük şöyle katladım. Tekrar buradan tutuyorum. Tekrar katlıyorum.
Tekrar şu kısmı tekrar tutuyorum ve şöyle katlıyorum. Şimdi tekrar tutuyorum ve şöyle katlıyorum. Tekrar köşeye geldim. Şöyle katlayarak devam ediyoruz. Aynı şekilde hiç bozmadan katlıyoruz. Şimdi katladık. Şunu şöyle tutturalım. Şöyle en son katladığımız yerden bunu sağlamlaştırmaya başlayalım. Şekilde katlar arasına elimizi alalım. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak beğeni ve yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde katlamalı gülümüzü yaptık. Bunları saten kurdeleyle yapmak daha kolay. İpek kurdeleyle yapmak daha zevkli arkadaşlar. Ben ipek kurdele bulamadım. Aslında buldum da kalitesi iyi değildi. O yüzden ipek kurdele işine giremedim. Ama kalitesi güzel olan ipek kurdele alıp tekrar bunları ipek kurdeleyle yapacağız. Şimdi katlamalı gülümüzü yaptık. Bu şekilde kenara bırakalım. Şimdi bu 40 santim yaptığımız kurdeleğimizi şu şekilde ikiye katlayalım. Buraya tutturalım. Şekilde. Şöyle teğelimizi alıp bunu şeyde yapmıştık. İlk 2016'da Menekşe Oyası'nda bu tekniği kullanmıştık. Aynı teknik, sadece içine katlamalı gül koyacağız. Bunu çekmemdeki maksat, şimdi havlu kenarı, havlu takımı yapacağım. Bu çiçekten yapacağım. Uçlarına da iğne oyası ile beraber nasipse bu çiçekten konduracağım. Bir de gerçekten çok şık. Yani renklere göre gerçekten çok şık bir model. Bir de kurdelenin kalitesi güzelse, yani sert bir kurdele ise daha güzel duruyor. Bu
bayağı bir büyük yaparak bohça süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok şık bir model. Bundan tesbih çiçeği de güzel olur. Büyük bir bayağı büyük yapacaksınız. Avuç içi kadar. Tesbih çiçeği de güzel olur bundan. Şöyle küçük parmağınıza yapın. Bu şekilde hazırladık. Şimdi bunu şu yaptığımız katlamalı gülü bunun içine yerleştiriyoruz. Şöyle nasıl istiyorsanız biraz daha dışarı çıkmasını istiyorsanız biraz daha bol yapabilirsiniz. Eğer böyle sık sık pileleri sık sık dursun istiyorsanız biraz daha bunu sıkabilirsiniz. Ama ben bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bunu altla üst birbirine birleştiriyorum. Şekilde devam edelim. Ne kadar tel alırsak o kadar sağlam oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin üst kısmı hazır. Şimdi yaprak kısmına geçelim. Şekilde hazırladık. Şimdi yaprağı hazırlayalım arkadaşlar. Bu şekilde 3 santimlik organize kurdele kullanacağım. Şimdi şuraya bir keselim bir saniye. Şimdi kurdelemizi ikiye katladık. Şu üçgen yaptık. Buradan tekrar katlıyoruz. Ve ben böyle ölçü alıyorum. Hemen bakalım kaç santim olduğuna. Eni şu şekilde 3 santim. Boyu ise 7 santim. Hemen bunu birbirine tutturalım. Her zaman yaptığımız klasik yaprağımızı yapıyoruz.
Bu şekilde her zaman yaptığımız klasik yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle biraz büzelim. Bu yaptığımız orta göbeği alalım, şöyle tutalım. Şu orta kısmını yaprağımızın içine tutturalım. Şu şekilde büzdük. Bunu şimdi hem ortadan hem alttaki göbekten şöyle iğnemizi batırarak tutturalım. Bu şekilde gerçekten çok sağlam olacaktır ve kurdeleye hiçbir şey olmayacaktır. Bu şekilde yaprağımıza oturtturduk çiçeğimizi. Ve bu şekilde çiçeğimiz hazır. Şöyle rengarenk yapabilirsiniz. Bunları başörtü için tasarladım. Bunu ise havlu kenarı ucu için tasarladım. Siz hangisini, bunu da eğer büyük oya sevenler varsa bunu da kullanabilir. Bazıları büyük çiçek seviyor başörtülerde. İsterseniz de bunu bir santimlikten daha küçük de yapabilirsiniz. Ama bence 2 santimlikten daha güzel oldu. Hem ne büyük hem ne çok küçük. Bence tam ideal başörtülük ideal oldu. Arkadaşlar göstermesi, yapması benden, ilerletmesi, değişik modeller katması sizden. Şimdiden yapacak olan dostlarıma kolay gelsin. Instagram sayfam Neşeyle İliş Dünyası. Instagram sayfama takip ve beğenilerinizi atarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.